Buradan Messi'ye sesleniyoruz. Baş tacısın. Nasıl? White Walters mıydı? Walters White mıydı? Seksist misin sen ya? Kar tanesi bir değil de oha bu kar tanesi diyemezsin ama o Hitler kutu da spam. Biz puan vermeyi unuttuk. Dur başa dön. Herkese selam arkadaşlar. Tayfun ben. Bugün Esra ile birlikte Dünya Kupası finalinde oynamış olan futbolcuların dövmelerini yorumlayacağız. Birinci dövmeciyle, aman birinci futbolcuyla başlayalım mı? Birinci futbolcu kim? Aman. Birinci futbolcu kim? Fransa'dan Giroud. Giroud'un şu an kolundaki bir dövmesine bakıyoruz. Giroud aynı zamanda çirkin dostlar. Niye ama lan? Bana benziyor bu fotoğrafta. Şöyle bakayım. Yok. Ben Mauri severim. Bunu bir söyleyeyim. Güzel yapılmış Mauri severim. Yani evet, güzel yapıldığında iyi olabilir. Bununkiler de güzel gibi duruyor açıkçası. Birazcık şöyle bir zoomlatalım da biz görmüyoruz dövmeyi şu an. Bak dövme güzel yapılmış. Sıkıntısı ne biliyor musun? Yarım. Hem yarım hem de birazcık ince olmuş sanki. Daha böyle bir siyahlar ve boşluklar ister. Çok tek düze yapmışlar dövmeyi. Hep aynı kalınlıkta ve aynı sembollerle. Yani normalde bu dövme tarzlarında şey, hepsinin o her şeklin ayrı bir anlamı oluyor. Bu öyle yaptırdığımı bilmiyorum. Ama hani işçilik açısından değerlendirecek olursak bence iyi bir işçiliği var. Sadece tasarım anlamında biraz daha böyle kalınlar, koyular, açıklar olsa bence daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Daha iddialı bir dövme olabilirdi. Bu kadar parayla neden dövme yaptıramıyorsunuz? Şimdi Giroud'un ikinci dövmesi var. Bir her yabancı futbolcunun sırtına yaptırdığı, Hristiyan olan yabancı bir futbolcunun sırtına, koluna, bacağına illaki bir yerine yaptırdığı haç dövmesi ve tabii ki kanat. Bu kanadı da Beckham sardı futbolcuların başına, ensesine kanat yaptırdı. Herkes de var arkadaş yani. Sürekli bana mesaj geliyor. Abi enseme bir tane kanat dövmesi istiyorum. Yapalım, sıkıntı yok, yaparız. O konuda sıkıntı yok. Ama yani farklı bir yere mi yapsak? Ne bileyim, boyuna falan yapılabilir. Ne diyorsun bu dövmeye? Ben beğenmedim açıkçası. Kanatlar fena değil. Haç çok sade. Çok daha güzel bir şey olabilirdi gibi hissediyorum. Bir de ben bu haçların biraz daha böyle otantik desenlerle içinin doldurmasını seviyorum yani. Tam bana hitap etmedi. Bir tık tamam, sen yaptırma o zaman. Kadıköy dövmecisi havası var. Kadıköy dövmecisi. Herkesi karşımıza alacağız yani. Kadıköy'de çalışmam dışında hiçbir sorun yok. Sırada kim var? Theo Hernandez. Evet, sağ kolunu kaplamış. Her zamanki gibi her futbolcunun, demeyeyim de çoğunluk futbolcunun kolunda olan bulut dövmesi. Arkayı doldurmak için, bir arka plan yapmak için. İşçilik anlamında ben çok böyle absürt bir şey görmüyorum. Gayet güzel yapılmış gibi duruyor. Elinin üstündeki gül iyi. Bence iyi. Yani işçiliği tartışıyorum. Ben elimin üstüne gül yaptırır mıyım, yaptırmaz mıyım değil. Ben şu an işçiliğini tartışıyorum. Yani fotoğraftan anladığım kadarıyla iyi görünüyor. Gölgeleri, kontürleri falan. Ele yerleştirmesi gayet iyi gibi yani. Ben olsam o güllerine daha farklı bir gül modeli tercih ederdim. Çünkü böyle toplamış elini, sıkıştırmış gibi duruyor yani. Biraz fazla koyu gibi dövmenin diğer kalan kısmına göre. Mesela dirsekten üstündeki bulutlarla alttaki bulutların koyuluk farkı farklı. Belki yeni yapılmıştır. O yüzden daha koyu görünüyor olabilir. Orasını bilemem. Ama bana kalsa kızın dövmeleri daha güzel bu arada. Kızın dövmeleri evet. Bayağı iyi. Özellikle kolunun yarısının siyah olmasını ben çok sevdim. Bu işi kadınlar biliyor. Öyle demeyelim de. Bir de neyi var onun? Kaplanı var. Ama kaplanın suratı tam görünmüyor. Başka bir fotoğraf bulabilirsek koyabiliriz oraya. Tepedeki şu olay güzel. Üstteki şey Meryem Ana muhabbeti değil mi? Ha, üstünde de ailesiyle ilgili bir yazı yazıyor. Bu Güney Amerikalı futbolcuların çoğunda var. Yani bir aile, çok aileciler. Bunu da her zaman dövmesini yaptırıyorlar yani. Çok denk geliyorum ben. La Familia. Evet, şimdi bir Fransız futbolcumuz var. Neydi lan bu adamın adı? Griezmann. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, Tayfun çok kötü bir konu. Özür dilerim yani. Özür dilenecek bir şey yok. Ben de beğenmedim yani. Hayatımda gördüm en kötü kollardan biri. Kurumuş çorak araziye benziyor. Bir ikincisi o tespit gereksizce kötü. Fame yazısı daha kötü olamazdı. Comic Sans'la yazmışlar çünkü. Lütfen arkadaşlar biraz vizyon. Yani Comic Sans'tan ziyade sanki transfersiz direkt bodoslama girmiş gibi de görünüyor. Hiç olacak iş değil o. O bence siyah boyat yakışır.
Griezmann'a puanımız düşük. Biz puan vermeyi unuttuk. Dur başa dön. Giroud'un dövmesine kaç puan veriyorsun? Dövmelerine diyeyim daha doğrusu. Okey. Giroud'un dövmelerine ben 10 üzerinden 5 derim. 5 mi? 5, maksimum 5'i var. Sırtındaki dövme bayağı eksi 2'ye falan atıyor çünkü. Ben 6 diyorum ya. Ben biraz daha pozitifim galiba bu konuda. 6 diyeceğim çünkü işçilikleri iyi yani. Hernandez'inkileri ne diyorsun? Kolundaki kaplan, bulutlar, gül, işte Meryem Ana, ailesini yansıtan yazı dövmesi. Hernandez benim dövmede karşı çıktığım her şeyin bir vücut bulmuş hali. Yeter artık realistlikten kardeşim, yeter. Ben 2. 2. Wow, sert girdi. Ben 5 veriyorum. Griezmann 2 ya. Griezmann hiç net 0 2 0 ya. Abi. Kanka karalamış. Yani o olmaz. Yani fotoğraf siyah beyaz olduğu için mi öyle görünüyor bilmiyorum. Bir de renkliyse yani. Düşün sen o zaman. Yani açıkçası güzel durmuyor. O arkadaki görselleri falan sevmedim. Ne onlar, çiçek mi, ne olduğu belli değil. Bu da Arjantinli Otamendi. Orta saha oyuncusu olması lazım. Otamendi cesur bir abimiz her şeyden evet. Önce. Sağlam bir dövmeye benziyor bu arada. Ragnar var. Neydi lan o? Heisenberg. Heisenberg mi? O değil o. Onun yanındaki herif. Nasıl Kel. Kim? Nasıl kim? White Walters mıydı? Walters White miydi? Neydi adı? Sen o kafe adı orası. Walter White miydi? Walter White. Walter White yaptırmış. Neydi lan o dizinin adı? Ben Peaky unutuyorum. Blinders. Peaky Blinders. Peaky Blinders var. Ortada bir kar tanemiz var. Üstte kar tanesi Viking değil sızıyor. Oha, kar tanesi diyemezsin lan. O Vikinglerin pusulası lan. Aa, bir dakika, ben uzaktan baktım ama dur. Tamam, haklısın. Ben uzaktan baktım. Alt tarafta da Prison Break yaptırmış. Sağ kolunda bir saat var, yazı var. Sol kolunda biraz daha renkli bir dövme var. Açıkçası sol kolundaki renkli dövmeleri ben beğenmedim. Çünkü bayağı solmuş görünüyor. Artık kaç yaşında yaptırdı, kime yaptırdı bilmiyorum ama siyah beyaz realistik işleri çok iyi ama. Bayağı güzel duruyor. Full sırta baktığınız zaman güzel bir kompozisyon. Aynen. Benim tek eleştireceğim nokta, bir erkeğin sırtında bu kadar çok erkek olması, görmek istemem. Seksist misin sen ya? Dibine kadar. Erkekleri de hiç haz etmem de onu. Ya şey, çok fazla böyle şey, bir tık film afişi gibi olmuş. Yani ona dair biraz bir şeylerle bir araya getirebilsek. Mesela kalçasında Prison Break yazıyor. Buraya da Coca Cola yazdır o zaman, anladın mı? Bu... Var, yazdıran da var da. Doğru söylüyorsun aslında. Hani bu kadar dizi fanı olmana gerek yoktu açıkçası. Puanın kaç? İşçilik bazında 9 falan kocası. Genel olarak vücut, oraya yerleştirmesi, dövmelerin boyutları, birbirine kaynaşması falan. 8. 8, ben de 8 veriyorum. Yani. Kesinlikle 7 öldür, 8. Hakkını yeme. Bu Di Maria'nın Copa Amerika'yı aldıktan sonra yaptırdığı dövme. Yani görselin kalitesi kötü olabilir ama dövme de kötü. Ben de onu soracaktım. Yani çünkü olmamış abi. Yani başarılı sanatçılar da var aslında öyle çalışan. Kupa çok yamuk. Yamuk. Yamuk yani. Proporsiyonu da düzgün de gibi, evet, de değil yani. Bayağı yamuk yapılmış. Muhtemelen bir arkadaşı var dövmeci. Gitti ona yaptırdı yani. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Bu Arjantin... Koca Di Maria'sın ya, Arjantin. Tamam. Arjantin'in arka sokaklarında dövme yaptırmayın arkadaşlar. Yani. Arka tarafta da Arjantin'in bayrak simgesi var. Bak, güneşi koymuş oraya. Şurada. Arka taraftaki ne ya o? Böyle bir yol mu, tren mi? Arjantin'de ünlü bir şey vardır kesin. Onunla ilgili bir şeydir de. Yani benim puanım düşük olacak buna. 3 diyorum ben. Bu olacak. Evet, bu 4. Bile çok yani. 3.5-4. Ben 3 verdim. Bu Messi'nin bacağındaki dövme. 100 yıldır 10 numara oynadığı için. Artık Dünya Kupası'nda kazanıp GOAT sıfatını tamamen kazandığı için 10 numara ona herhalde en çok yakışan numaradır diye düşünüyorum ben. Messi fanı. Yo, ben Messi fanı değilim bu arada. Hatta finalde ben Fransa'yı tutmuştum ama ne yazık ki yenildik. Evet, ne diyorsun? Bence bayağı iyi bir dövme. Bir kanat görüyorum. Gül var. Çizgiler mükemmel. Gölgeler fena. O tarafta fena da değil. Bir peoni var galiba. Genel onun olarak altında. Bence şu ana kadar baktığımız dövmeler arasında işçilik olarak da en iyilerinden biri. Proporsiyon, işte oturması, o kompozisyon falan açısından da en iyilerinden biri. Kimde para var belli. Yani diğerlerinde fakir olduğunu ben zannetmiyorum. Messi'nin koluna da bakalım. Ha. Ondan sonra genel bir puanlama yapalım. Messi'nin kolunda çarklarımız mı? Evet, saat çarkları var. Üst tarafta Jesus Christ var.
renkli birkaç çiçeğimiz var ve dirsek kısmında da bu ismini tam olarak hatırlayamadım. Katedral camı gibi bir şey var. Aynen. İşçilik çok iyi. Ne diyorsun? Genel ben, ama. Yani dediğin gibi bence Messi'nin dövmeleri arasında en iyi olanlar. Bence bu dirseğindeki katedral camı gibi olan olay, bayıldım. Ben de dirseğe mandala koymayı çok seviyorum. Buraya koyduğumuz herhangi bir yuvarlak şey çok güzel duruyor. Onun dışında şuradaki saatler de fena değil. Buradaki İsa tartışılır. Renkli güller ama olmasaydı. Orada bir kas şeyi var. Ondan dolayı öyle görünüyor olabilir. Puanın kaç Messi'ye? Messi'ye totalde puanım benim 9. Kesinlikle ben de 9 veririm. 9. Çünkü iki dövmesi de, bacağındaki de, kolundaki de, işçilik olarak da, yerleştirme olarak da benim de en çok hoşuma gidenler oldu. Tarzı var, tarzı. Messi Dünya Kupası'nı kazandığı gibi sanırım bu yarışmayı da kazanmış oldu. Gönüllerde. Baş tacısın. Yani genel olarak futbolcu dövmesi dediğimiz bir tarz var. Bunların çoğu da gördüğümüz gibi oluyor. İşte arka planda bulutlar, yabancı olan, Hristiyan olan futbolcularda genellikle bir haç. Bu kanat, bir hayvan kanadı, kuş kanadı. Hemen hemen çoğu şeyde var, futbolcuda var. Bunu da hemen hemen hepsinde gördük. Futbolcuların dövmeleri hep realistik. Geometrik mandala tarzı işler de uzaktan bir güzel gözükür kamerada. Bak bunları yaptığınız. Sen kendini güzelleme. Bunu şey yap, yorumla. Oğlum ama yani uzaktan bakıyorsun, herifin kolu gri gibi duruyor yani. Gel ben sana bir geometrik gri zaten. Gölge yapmış adam, gri. İşte genel olarak ben bunu sevmiyorum. Yani ben onları maçta izlerken bu dövmelerin hiçbirini yakından görmüyorum. Uzaktan gördüğüm kadarıyla sadece bir karaltı gibi geliyor. Bu noktada da bana estetik gelmiyor. Bence bunlar da futbolcu olduklarının farkında, hangi açıdan çekildiklerinin. Şuraya hayvan gibi mandala otursa ya da bacağı maca, çok çok daha etkili bir. Ama şimdi olur. Şöyle de bir şey var. Bu adamlar estetik için mi yaptırıyor bu dövmeyi? Yani baktığın zaman mesela Messi'nin dövmelerinde muhtemelen bir mana vardır. Orada işte 10 numara kendi forması, işte İsa'ya yaptırmış, dini inancı falan bilmem ne. Öbüründe La Familia bir şeyler yazıyordu. İşte yine bir haç vardı falan. Hı. Muhtemelen futbolcularda birazcık daha dövme duygusal olarak kendileri, kendi hayatlarında yaşadıkları şeylerden ya da yakınlarından esinlenerek yapıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Messi'nin dövmeleri yine o kadar bulanık durmuyor. Bir tık daha iyi. Messi iyi dövmeciye için gitmiş ama belli yani. Ama kalanları yani kötü duruyor ekrandan. Aşk olarım yaptırmayın. Yaptıracaksanız da uzaktan bakıldığı zaman anlaşılabilecek, anlaşılmasa da güzel durabilecek bir şeyi tercih etmenizi şahsen tavsiye ederim. Aynen. Buradan Messi'ye sesleniyoruz. Kardeşim kesin şu arkadaşlarına. Kesin duyar bizi. Yaptır. Daha çok yaptır ama arkadaşları da söyle, başka yerde yaptırsınlar kardeşim. Böyle olmaz. O zaman bitti mi? Başka var mı? Yok. Bugünlük bu kadar. Başka bir Dünya Kupası finalinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.